Merhabalar sevgili takipçilerim. Sayfama hoş geldiniz yine. Bugün bu güzel, harika, bol patatesli poğaça börek tarifini yapacağız. Hemen başlayalım. Aynı çay bardağı ölçüsü ile bir çay bardağı süt, bir çay bardağı su olacak. Ben yoğurt suyu kullanıyorum. Bir yemek kaşığı tuz ve bir yemek kaşığı şeker. Bir yemek kaşığı kekik yağı ilave ediyorum içerisine. Arkasından kaşıkta yağ kalsın istemiyorum. Aynı ölçülerdeki çay bardağım ile bir bardak da sıvı yağ ve 200 miligramlık da süt kreması ilave edeceğim. Bu biraz fazladan oluyor. Biraz fazla yapmak istiyorum. Arkadaşıma götüreceğim. Bir adet kuru mayamı üzerine ilave ediyorum. Ve şöyle karıştırıyorum hemen. Evet, şimdi ben 5 bardak un ayarladım. 1 bardak 150 gram ediyor. Biraz o arada dereotu ilave ediyorum. Çok yakışıyor hamurun içerisine dereotu. Bu un zaten yetmeyecek. Fakat yine de hiçbir zaman unun hepsini birden koymayalım. Çünkü 200 mililitrelik de ben süt kreması ilave ettiğim için bu un zaten az gelecek. 6. bardaktan şöyle yarıdan biraz fazla ilave ettim ve artık elimle yoğuracağım. Unla kaşığın üzerindekileri alıyoruz şöyle. Ve tamamen 6.'yı ilave ediyorum. Altıncı da gördüğünüz gibi şöyle daha cıvık. Tabii yedinciyi almayacak fakat bardaktan tam ne kadar koyduğumu öğrenmek için şöyle avucumun içerisine biraz alıyorum kalanı. Sonra tartacağım ve ne kadar gitmiş onu yazacağım. Bir parmak kadar un gitmiş. Fakat tartacağım yine de onu. Evet. Şöyle yumuşacık. Gayet güzel. Tabii yağlı bir hamur olduğu için yapışmıyor öyle gördüğünüz gibi. Ve şimdi bunu böyle bırakıyorum. Üzerini kapatacağım elimi yıkayıp. Ve şöyle bir yarısına koydum. Şurasını da şöyle hemen kapatıyorum. Hamurumuz kurumasın. Hamurum dinlenirken, mayalanırken ben iç malzemesini üzerine, dahası iç değil, üzerine koyacağım malzemeyi hazırlıyorum. 3 adet yeşil biberimden bir tanesinin bayağı kötü yerleri vardı. Oraları aldıktan sonra karşılıklı olacak şekilde biberleri dilimliyorum ve doğruyorum. İstediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Şöyle biberleri hemen bırakıyorum. 2 adet soğan doğrayacağım. Fakat ortaları kötü olmuş. Bunlar geçen yılın kış için almış olduğumuz soğanları. Onun için bir yıldır kullanıyoruz yani. Tam da zamanı geldi. Şöyle atıyorum, yetmezse bir tane daha ilave edebilirim. Bayağı bir gitti orta kısmından. Öncelikle şöyle. Aradaki zarlarından soğanı doğramak bayağı zor oluyor. Fakat şu baş kısmını kesmediğiniz zaman, şurayı kesmezseniz, çıkartıp atmazsanız hiç kaydırmadan doğrayabilirsiniz. Çıkartıp attığımızda da böyle zorluk veriyor soğan. Hele bir de bunun orta kısımları atıldığı için biraz daha boşluk kaldı. Daha çabuk kayıyor. Problem değil neyse. Dizdeki sıvılar için çok iyi gelen bamya tohumu. Bundan sonra yemeklerimin içerisine şöyle biraz bamya tohumlarını ezeceğim ve karıştıracağım. Şöyle biraz da kaya tuzumu patatesin içerisine karıştırmak için eziyorum hemen. Şimdi şöyle 1 kilo kadar patatesim var.
Bunu eziyorum hemen. Ben patatesli yapacağım. Kıymalı ya da peynirli yapabilirsiniz. Ispanaklı yapabilirsiniz. Hangi malzemeyi kullanmak istiyorsanız evinizde ne varsa ya da hangisi daha kolayınıza gidiyorsa, neyi seviyorsanız onunla yapabilirsiniz. Evet, patatesimiz tamam. Şimdi şunu çıkartıyorum içinden ve soğan ve biberimi. İlave ettikten sonra şöyle biraz reyhan, karabiberi, pul biberi, istediğiniz baharatı katabilirsiniz. Ezmiş olduğum bamya tohumu ve kaya tuzu. Şöyle biraz da karışık biber ve domates salçası. Bunların hepsini de yağımızı. Yağımızı da ilave ediyorum ve hepsini beraber karıştırıyorum şimdi. Hamurumun ağzını açıyorum. Daha fazla bekleyecek zamanım yok. Aslında biraz daha durmam lazım. Tam da şişmedi hamurum fakat arkadaşa da götüreceğim için şöyle hemen biraz alıyorum. Hamurla oynamadan, bastırmadan, öyle havasını almayı sevmiyorum ben. Bırakın hamur havasını atsın. Dereotu da hamurun içerisinde ayrı bir lezzet veriyor. Çok güzel oluyor. Zaten dereotunu çok severim. Ağız sağlığı için de dereotu çok faydalı arkadaşlar. Şimdi iki tepsime de yetecek şekilde parçalar halinde alıp tepsilerin içerisine yerleştiriyorum hamurun hepsini. Daha sonra patates ezeceği ile üzerlerinden şöyle bir bastırıyorum. Hem farklı da bir şekil vermiş oluyor fakat üzerine patates konulacağı için malzeme şekilli kalmayacak. En sonuna bir tanesinin üzerine patates koymayacağım ben. Daha sonra patateslerin hepsini yine hamurların üzerine dağılacak şekilde öncelikle yerleştiriyorum. Daha sonra da bastıracağım. Ve patatesim önce az gelecek zannettiydim. Keşke biraz daha pişirsem demiştim, düşünmüştüm. Fakat şimdi fazla gelecek sanırım. Fakat yine de hepsine bol bol koyup bitiriyorum. 200 derecede fırınıma veriyorum. Herkes kendi fırın ayarını biliyor. Ona göre ayarlayın arkadaşlar. Ve tam pişmeden üzerine şöyle biraz hemen kaşar peyniri gezdiriyorum. Patatesin içerisine karıştırıp o şekilde de koyabilirsiniz. Fakat ben şöyle yerleştirmek istiyorum hemen. Ve şimdi ilk tepsimi alıyorum hemen. İkinciyi yerleştiriyorum. Ve şimdi ikinci tepsim de hazır. Göstermek istiyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi çok güzel. Ben bol patatesli yaptım. Kıymalı yapabilirsiniz, ıspanaklı. Ne istiyorsanız artık ona göre değerlendirebilirsiniz evinizde olan malzemelerle. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Benimle kalın. Abone olmayı unutmayın lütfen.